Güneş batarken Nedret onu kapının önünde bekliyordu. Gecenin serinliği çökmeye başlamış Mehtap ormanın üstünden yükselmekteydi. Uzaklardan buzağa sesleri, kuzuların mele işleri Doktorun solgun ve mahzun zivasında derin bir heyecan vardı. Nedret onu yine geçmiş günlerin yağdığıyla böyle kederlendiğini anlamıştı. Ona doğru gülerek elini uzattı. Necat'ın beyaz saçları altında derin bir matem saklayan kederli yüzü halim ve hazin bir tebessümle güldü. Ömrünün derin ve siyah boşluğu içinde haleli bir yıldız gibi doğan bu sevgili çocuğun elini avuçları içinde sıktı. Onun şu dakika annesine öyle bir benzeyişi vardı ki bir an kadar onun gözlerine bakmaktan kendini alamadı. Az kalsın Fikret, Fikret diye haykıracaktı. Hemen elini bırakarak içeriye doğru yürüdü. Aşağıdaki büyük odada hafif bir ocak yakılmış olduğundan hariçten geleni nüvazişkar bir hararet karşılıyordu. Veysel Efendi ile Fatma Bacı Nedret doktor hepsi buraya toplanmıştılar. Masanın üzerinde çay, semaveri neşeli bir hararetle kaynıyordu. Nedret Necat'ın kırlardan topladığı çiçekleri vazolara yerleştirirken Fatma bacı biraz üşümüş olan doktora çay hazırlıyordu. Artık Necat'ın yavaş yavaş çehresindeki melal dağılmıştı. Veysel baba neşeli bir çehreyle ona tuhaf bir hikaye anlatıyor. Nedret'in getirdiği çayın keyfi arasında bunu başını sallayarak dinliyor. Fatma bacının hoş ve latif şakaları bu akşam sohbetinin zevkine bir kat daha artırıyordu. Nedret bu gece hayatının bu sıcak ve samimi köşesinde hep kendini sevenler arasında tatlı bir huzur buluyor, bütün kuvvetlerinde biraz dinlenmek arzusu duyuyordu. Dünyayı ve insanları sati bakışla görmek saadeti, hissiz ve duygusuz olma kabiliyetinin niçin herkese müyesser olmadığını şu dakikada en şiddetli bir arzuyla düşünüyordu. Bu anda bahçede bir ayak sesiyle beraber köpeklerin hiddetli hiddetli havlamaları işitilmişti. Veysel Baba bir yabancı dedi. Doktor başını pencereye çevirdi. Fatma Bacı kapıyı açmaya gitmişti. Nedret'in kalbinden hafif bir helecan geçtiği halde odanın ortasına doğru yürüyerek dışarıyı dinlemeye başlamıştı. Avludan akseden genç ve ahenkli bir ses Yolunu şaşırmış bir akşam misafiri buraya sığınmak istiyor. Kabul eder misiniz diyordu. Fatma bacı birdenbire şaşırdı ve sonra bir kahkaha atarak "İlahi beyim az kalsın tanıyamıyordum. Buyurunuz." dedi ve kapıyı arkasına kadar açtı. Nedet'in kalbi şiddetli bir heyecan içinde çırpınıyordu. Hiç ümit edilmeyen bir zamanda onun gelmesi kendisine biraz ehemmiyetli gibi göründü. Veysel Baba sevinçle avukat bey geldi diye bağırdı. Doktor çehresinin sakin hatları üzerinde dolaşan bir tebessümle o oh, Nihat Efendi bu habersiz geliş doğrusu hepimizi sevindirdi diyordu. Nedret bir an kadar ne söyleyeceğine şaşırmıştı. Birden yapılan bu ziyaretin verdiği neşe içinde başı döndüğü halde elini ona doğru uzattı. Avukat boy ile avucu içine sıkarken titriyordu. Gözlerinde yorgun bir elem vardı. Bir sandalyeye düşer gibi oturdu. Şaşkın, perişan bir ifadeyle tren başımı ne kadar sersem etti diyordu. Veysel Baba bu aralık canım efendim nasıl oldu da biz hatırlayabildiniz diye sitem ediyordu. Avukat başını sallayarak sizi unuttuğum günü hatırlayamıyorum cevabını veriyor ve biraz netete baktıktan sonra Oh çok yorgunum. Fikren, ruhen o kadar perişanım ki. Şurada iki üç günlük dinlenmek hakkını sizden istemeye geldim. Bunu bana verirsiniz değil mi? Necat hayretli oğluna baktı. Onu bugün pek asabi ve taşkın görüyordu. Kalbinin gizli bir köşesinde ona acıyan bir his vardı. Unutulmayan gecenin söylenen sözlerinden kendi hissesine düşen son kelimeleri hatırladı. Bu sözlerine nedamet ettiğim bir gün gelecektir. Fakat bu geceyi hiçbir vakit unutma demişti. O vakit Nihat kendisine uzak ve yabancı bir tavırla gülmüştü. Halbuki o biliyordu. Fikret'in kendisine benzeyen bu siyah gözlü kalbinin ve hayalinin çok eskiden beri aşinasıydı. O bilmeyerek bu hayali bu ruhu istiyordu. Yeşil gözlü bir kadının boş ruhunda yabancı ve serseri dolaşan benliği sessiz ve şikayetsiz bir hasretle aşkın sıcak ve rüyalı gecesini arıyordu necaz zihninden bunları geçirirken hep oğluna bakıyordu ona bu gece kadar hiç acıdığını hatırlamıyordu onun ezgin ve kederli bir tavırla sükut edişi gizli ve perişan bir gözle nedete bakışı bu genç ve mağrur adamın ne büyük bir azap çektiğini kendisine artık anlatıyordu nedet ona tatlı bir tebessümle siz sıkılmadıktan sonra o haktan istediğiniz kadar istifade edebilirsiniz diye cevap veriyordu. Ve onun çehresini gizli bir tecessüsle muayene ederek orada kendisine ait gizli izler arıyordu. Onu bir aydan beri görmemişti. Bu 30 günlük ayrılığın hasreti gözlerinden onun ruhuna akıyordu. Nihat bu bakışların altında zayıf ve mecalsiz bir teslimiyetle teşekkür ederim. Teşekkür ederim diye cevap veriyordu. Necdet onu meşgul etmek için Nihal Kenan'ı ve Muayla'yı sordu. Nihat'ın çevresinden bir tesir bulutu geçti. Laakayt ve Asabi gelecekler, gelecekler hazırlanıyorlar cevabını verirken dudakları üzerinde acı ve istihsalı bir tebessüm dolaşıyordu. Doktor oğlunun ruhunda müthiş bir fırtına kopmak üzere olduğunu anlıyordu. İki geceden beri ayrıldığı evinde ehemmiyetli vakalar, hadiseler olduğunu hissetmenin verdiği merakla Nihat dedi. İki gün evvel buraya geleceğinden bana hiç bahsetmemiştin zannederim. Genç adam omuzlarını silkerek karşınızda iradesine sahip olmayan bir çılgın tasavvur ediniz dedi. Necat hiç cevap vermeyerek gayri ihtiyari bir bakışla Nedret'e baktı genç kızın rengi çok solgundu. Gözlerini perdelerin arasından süzülen mehtabın ziyasına dikmiş, dalgın ve sakin görünüyordu. Karşısında oturan bu iki gencin artık tükenen tamirlerinden büyük bir sevda düğümünün çözüleceğini hissetmeye başlayan doktor, tuhaf bir heyecanla yanındaki gazetelerden birine elini alarak kendini bununla meşgul etmeye çalıştı. Serin kokulu nurlu bir ilkbahar gecesinin bütün şiir ve sevdasını okuyan bülbüllerin sesleri, ormanın kuytularından uzun ve derin akislerle yükselerek ıssız vadilerin uyuyan sesine dökülüyordu. Nihat yemekten sonra pencerenin önüne çekilmiş, alnını cama dayamış sessiz bir halde bülbülleri dinlemeye başlamıştı. Veysel Baba avukata bakıyordu. Bülbülleri dinliyorsunuz değil mi? dedi. Bazı gece o çapkınlar İnsanı uyutmayacak kadar coşarlar. Buraya geldik geleli sabah namazına beni hep bunlar uyandırıyor. Avukat ciddi bir çehreyle. Size gıpta ettim Veysel Efendi. Bu uyanışın büyüklüğünü bilmekten biz çok uzak kalıyoruz dedi. Necat gözlerini hayretle oğluna çevirdi. Bu adamın ruhunda ne büyük ne derin bir değişiklik usule gelmiş olduğunu düşündü. Nihat çekingen ve sakin bir sesle Nedir'de hitap ederek Üşümeyeceğinizden emin olsaydım size biraz Mehtap'ta dolaşalım diye rica edecektim. O kadar güzel bir gece ki insan böyle arzuya galebe edemiyor dedi. Nedet onun bu yalvarıcı hali karşısında duyduğu zaaf ve merhamete galebe etmek iktidarını kaybettiği bir anda? Hayır dedi. Rüzgar olmadığı için dışarıda üşünecek hava yok. Mehtap'ta çok berrak. Birbirleri yakından dinlemek için koruya kadar ağır ağır gidelim. Nihat ona minnet ve şükranla dolu bir gözle bakmış. Sonra omuzlarını aldığı kalın mantosunu giydirmişti. Genç kız yine çok sakin görünüyordu. Doktor 20 sene evvelki hayatının bu canlı timsalini gamlı bir bakışla seyrederken kendi gençliğini temsil eden oğluyla Fikret'i hiç unutturmayan Nedret'in varlığı mazenin uzun ve geçmiş bir rüya olduğuna inanacak kadar fikrini şaşırtıyor. Yaşamak lezzetine kaybetmiş bir yeis hastasının kuru bir tesciliyle oyalanmasına benzeyen bir ruh haleti içinde yaşıyordu. Yeşil dağın arkasından yükselen ay, mavi dumanlı gölgelere gizlenmiş aşk perilerine gümüş pullar serpiyordu. Yeşil sazların okşayıcı kucaklarında akan dere bu gece daha hırçın, daha coşkun çağlıyordu. Nedretle Nihat nemli ve kokulu bir hava içinde yavaş yavaş sessiz yürüyorlardı. Genç adamın ruhunda büyük bir alev yanıyor gibi dimağında hummalı bir sersemlik vardı. Semadaki yıldızlar birbirine karışıyor zannediyordu. Hayatta aşk ıstırabının bu kadar tatlı ve fakat bu kadar öldürücü olduğunu ilk defa anlıyor. Yanında sakin ve hiçbir şey bilmiyor gibi yürüyen bu kibirli, bu zalim kızın büyük bir kudretli sükutu muhafaza edişine karşı damarlarında ve kalbinde tutuşan bir his macerasının taştığını hissediyordu. Nedet onun ruhunda çırpınan heyecan dalgalarını hissetmekten doğan tatlı bir korku içinde titrerken onu cezalandırmak hususundaki kararında daha cesur, daha sebatlı olmak istiyordu. Yolları ufak bir çetin kenarında yeşil bir tepeye varıyordu. Genç kız burada birdenbire durdu ve dönelim dedi. Dudakların üzerinde acı bir tebessüm vardı gözlerini koruya doğru çevirerek. Biz o tarafa gidecektik neden buraya geldik diye sordu. Ayın nuru altında çok siyah görünen gözlerinde küskün ve melül bir bakış vardı. Nihat bu bakışın önünde gözlerini yere indirdi. Bütün benliği bir kabahatli hissiyle titriyordu. Titreyen bir sesle yalvardı. Bir dakika duralım. Ve beni affettiğinizi şurada söyleyin. Sonra dönelim. Nedret elini kalbin üstüne bastı. Şaşırmış gibi onun yüzüne baktı. Sizi affetmek mi? diye mırıldandı ve sonra elini alnının üzerine gezdirerek bana geçmiş günleri hatırlatmayınız Nihat Bey sözünü ilave etti. Nihat onun karşısına daha çok yalvarır bir vaziyet almıştı. Ruhunun taşan bütün azabıyla inledi. Sizin merhametli ve yüksek bir kalbiniz olduğuna eminim. Bana ebedi ıstırap hissi veren o günleri artık unutunuz ve beni yaşatınız Nedret. Sözleriniz bana bir şey anlatmıyor Nihat Bey. Siz bir meçhulden bahsediyorsunuz zannediyorum. Oo ya Rabbim, siz zaten hiçbir vakit halimi anlamak istemiyorsunuz. Çektiklerime karşı daima gözlerinizi kapıyor, kaçıyorsunuz. Fakat hakkınız var, siz çok haklısınız. Aşk ve nedamet azabı altında ezilen benliğimi, gururunuz ve zalim alakasızlığınız bütün bütün. Ezip parçalamaya doymayan kininiz ne kadar derin olsa yine hakkınız var. İşte ben bunu burada itiraf ediyorum. Ben o zaman pek sert ve nankördüm Nedret. O zamandan beri bana bir ders vermeye başlayan sükutunuz, gururunuz ve kudretiniz damarlığımdaki kandan dimağımdaki en küçük zerreye kadar bana iradenize boyun eğen ebedi bir esir olmak ihtiyacını veriyordu. İstikbalimin en canlı emellerini artık sizin ayaklarınızın altında görüyordum. Ruhumu sizden gelen ateşli bir cereyanla yandığı dakikalarda siz benden pek zalim bir inat ve intikam arzusuyla kaçıyordunuz. Halbuki Nedret, siz benim büyük ve sonsuz aşkımdınız. Bu güzel sihirli ve emel dolu gözlerinizi rüyalarımda, rüyalarımda görüyordum en zayıf, en zavallı anlarımın çaresizliği içinde sabır ve tevekkül içinde hep sizi bekliyordum. Hep sizi. Nedet bir ağaca dayandı. Çehresi bir heykel gibi soluk ve cansızdı. Hazin ve sönük bir sesle Nihat Bey dedi. Bir genç kalbin en ince noktalarıyla oynamayınız. Artık şimdiki hayatımızdan bahsedelim. Başka şeyler konuşalım. Nihat isyan ve heyecanla Şimdiki hayattan mı diyorsunuz? Yani düğününüzden mi? Kenan'dan mı bahsedelim Nedret Hanım? Söyleyiniz hangisinden? Başını sallayarak. Maalesef daima muhayyelerinizde yaşattığınız o saadet artık hasıl olmayacak. Siz onun olmayacaksınız. Çünkü o şimdi yeni aşkının neşesi içinde mesut yaşıyor. Nedret hiçbir hayret ve tesir eseri göstermeden gayet tabi bir surette. Acayip dedi. Ay yardımıyla çehresinde hasıl olacak. Ufak bir teessüre dikkat eden Nihat onun bu kadar soğuk kanlılığını muhafaza edişine şaştı ve ''İnanmadınız galiba'' diye söylendi. Genç kız omuzlarını silkelerek ''Ben hayatta her şeyi kabul etmek taraftarıyım. Binaenleyip şu dakikada Kenan benim için çok zavallı ve çok acınmaya layık bir insan vaziyetine girdi. Ona olan sonsuz hürmetlerime bir de acıma hissi ilave edilmiş oldu.'' Nedret Hanım Sizde her kadından fazla muamalı ve esrarlı bir ruh var. Kenan'a karşı duyduğunuz merhametin sebebini anlayamıyorum. Tuhaf şey nasıl anlayamıyorsunuz? Kenan'ın temiz ruhu, yüksek ve pak kalbi, ateş ve ihtiras girdabanın yeşil yosunlu zehirleriyle helak oluyor. Bütün manevi şahsiyeti bu yeşil yosunlarla örtülüyor. Zavallı Kenan, sana çok acıyorum. Ona acıdığınız kadar bana da acımış mıydınız Nedret Hanım? Genç kız iri siyah gözlerini avukatın gözlerine dikti. Bunlarda elan derin bir sevda kini parlıyordu. Siz hiç acımaya layık değildiniz dedi. Çünkü o ifade edilmiş. Sizse bütün ihtiyarınızla seviyordunuz. Beni en katta bir hükümle itham ediyorsunuz. Halbuki Kenan onu sizin aşkınızın üstüne sevdi. Benim kalbim Kenan'ın aşkını hiç mukabele etmiyor. Onun ruhu benim soğuk ve kuvvetsiz benliğimde sığınamıyor ve ısınamıyordu. O mazur ve mağdur bir mevkide kalmıştı. Elbet bir gün beni bırakıp karşısında ateş ve füsun saçan, sıcak ve davetkar bir aleme doğru atılacaktı. Oh Nedret, bu sözlerinizle beni ne kadar sevindirdiniz bilseniz. Demek siz Kenan'ı hiç sevmiyorsunuz öyle mi? Kim bilir Nihat Bey? Böyle söylemeyiniz. Evet değiniz. Size biraz evvel yalvarmıştım. Kalbimle oynamayınız. Oyalamak için muhalağının size vurduğu darbenin intikamına beni alet etmeyiniz. Günahtır. Artık anlıyorum ki bu acı felaketinizin elemlerini benimle oyalamak için kendinizi buraya attınız. Nihat acı bir yiyesin ümitsizliği için acı acı inledi. Orada bulunan bir ağaç kütüğünün üzerine düşer gibi oturdu. Başını ellerinin arasına alarak ah dedi. Şu dakikada duyduğum acılığı anlatacak bir kelime bulmaktan o kadar aciz bir haldeyim ki bilmem sizi nasıl temin edeyim, ne söyleyeyim. Nedret yavaşça onun yanına oturdu. Zira ayakta duracak takati kalmamıştı. Hatırlıyor musunuz Nihat Bey? Geçen sene de aşkınızın en hararetli ve en buhranlı gecesini şuradaki tepenin yamacında geçirmiştiniz. Ne güzel bir hatıra değil mi? O gece de mehtap aynı böyle berrak ve latifti. Şu karşıki köydeki ışık yine övgün bir ümit gibi böyle sönük ve titrekti zannederim. Biz ile burada aynı yerdeydik. Siz babanızı aşkınızın pek şiddetli ateşlerinden mi bahsediyordunuz bilmiyorum. Herhalde sesiniz çok yüksek ve asebiydi. Ben kaçmak istedim fakat yaramaz kız beni tuttu bırakmadı. O dakika ne kadar mağrurdu bilseniz. Ben kendisini bu gururunda çok haklı buluyordum Nihat Bey. Çünkü o dakikada onu siz her şeyin üstünde görerek aşkınızı yanlış noktalarda müdafaa ediyor, babanızı incitiyor, onun en aziz hatıralarını kirletiyor. Bir zavallı ölünün toprak olan aşkından bahsediyordunuz. Bunları işittiğim zaman ne olduğumu, ne hissettiğimi, neler çektiğimi tasavvur eder misiniz Nihat Bey? Nedire dağılıyordu. Nihat çılgın gibi perişan ellerini uzatarak yeter yeter Allah aşkına susunuz çok çok harabım merhamet ediniz diye yalvarıyordu. Nedret başını salladı. O vakit bana da kimse acımıyordu. Annemin o feci sırrına vakıf olduğum geceden sonra ben ne kadar gözyaşı döktüm ne kadar inledim ne müthiş ne korkunç azaplar çektim bilseniz. Yüzünü hiç görmediğim bu zavallı annem için kalbime ne derin ne acıyan yaralar açmıştınız. Oraya ne kirli ne uğursuz bir şüphe, bir ateş sokmuştunuz Nihat Bey. Beni hiçbir şey teselli edemiyordu. Mevkemin müşkülatı içinde hiç kimseye bir şey soramıyordum. Bütün insanlar, bütün ölüler benim için iğrenç, kirli ve çok günahkardılar. Ruhumda bir nefret hissi vardı. Kendimden bile eğleniyordum. Benim için doğacağını ümit ettiğim yeni güneşlerin nurları artık ebediyen sönmüş ve yerlerine gönlümde derin karanlıklar, acı, hayal, perişanlığı içinde ahlaksızlıklara ve zilletlere ağlayan bir matem kaim olmuştu. Nihayet bir gün ruhumda bu siyah azaplı bulutlar birdenbire sıyrılmış, nurlu bir ümit sabahının renkli ziyaları yeni bir cihan doğurmuş, Beni büyük bir hakikatin en bilinmez noktasına vakıf etmiş o kirli şüphelerden kurtarmış fakat annemin mazisine hürmet etmeyenlere karşı kalbimde derin bir kinle beraber ebedi bir hicran yarası bırakmıştı. Çok çalıştım Nihat Bey ne çare ki zaman bu yarayı hiç tedavi etmedi. Nihat başını ellerin içine almış yavaş yavaş ağlıyordu. Nedret bir müddet ona derin derin baktı. Kalbinin gizli bir köşesine sızlayan bir acı vardı. Genç adam yorgun başını ağır ağır kaldırdı. Yaşlı ve ıstıraplı gözlerini Nedet'in çehresi üzerinde gezdirdi. Sesi zayıf ve titrekti. Nedret dedi: "Çektiğim azap günahlarıma kafi değilse beni bundan sonra da hayatın çile ve hüsranı içinde yaşatınız. Ben tahammül etmeye çalışacağım." Fakat bir gün affınıza ve merhametinize nail olmak ümidiyle her şeyi göğüs gereceğim. Sürüneceğim, inleyeceğim. Hayatımın karanlık yollarında bir ümit ışığı aramak için günlerce bekleyeceğim. Beni artık görmeyeceksiniz. Sizden daima uzak bir firari gibi yaşayacağım. Bu fikrimi belki boş ve lüzumsuz görürsünüz. Herhalde daima yolunuzun üzerinde gözyaşlarıma, şikayetlerime tesadüf etmemeniz için size görünmeden mürşidine uzaktan itaat eden bir kimse gibi yaşayacağım. Çektiğim ve çekeceğim azap, hasret, meşakkat, nedamet, icran ıstırapları belki bir gün ruhunuza merhamet getirir. Kalbinizdeki kin ve darganlıklar arasında ufak af hisleri uyanır. İşte bu teselliyle ümitlerimin son yıldızı sönünceye kadar bekleyeceğim. Nedet Hanım, sizi bekleyeceğim.'' Ruhumda acıyan, ağlayan, sızlayan yaralarla sessiz ve şikayetsiz tevekkül ve sabır içinde hep affınızı ve haksız yere çektiğim cezanın bitmesini bekleyeceğim. Nedret hafifçe gülümseyerek omuzlarını kaldırdı. Bunlara ne lüzum var? Ben yine o kadının kızı değil miyim? Öf Nedret Hanım, hislerimi tamamıyla tahlil etmeden, ithamınızda çok acele ediyorsunuz. Muhakemelerinizi yanlış yollarda kullanıyorsunuz. Sizin tahmin ve tasavvur ettiğiniz kadar vicdansız olmadığım ispat edememek talihsizliğine beni kurban ediyorsunuz. Yaşım küçük olmakla beraber o zaman annenizi ne kadar derin saygı hisleriyle severdim. Benim bu küçük kalbime anlayamadığım bir takım büyük duygular ilham eden mevcudiyeti ne kadar derin ne kadar büyük meziyetler saklardı.'' Ara sıra bana bakan ve size çok benzeyen güzel gözlerinde ne sonsuz bir şefkat ve dikkat vardı. Zannederim ki o zavallı kadın beni Nihal'den biraz daha fazla severdi. Nihat düşünür gibi bir dakika sükut ettikten sonra devam etti. Hiç unutmam bir gün beni dizlerinin dibine çağırmıştı. Rengi çok solgundu. Çevresine büyük bir Azize'nin rüyalı ve dualı büyüklüğü vardı. Ellerimi tuttu. Siyah gözleri gözlerimde bir şey arıyor gibi bakıyordu. Güzel ve yumuşak elleri saçlarımın üzerinde dolaştı. Ve sonra başımı kendine doğru çekerek alnımdan uzun uzun öptü. Nihat dedi. Babanı sever misin? Tabii dedim. Ya anneni? Her ikisini de çok severim. Kalbi parçalanıyor gibi bir ah çekti. Sev yavrum sev. İkisini de sev dedi. Başın oturduğu koltuğun arkasına dayadı bir elini göğsüne bastı. Zannederim ki orada ya bir helecan veya şiddetli bir ağrı vardı. Solgun çehresi birdenbire pembe bir renk almıştı zavallı kadın. Ben o zaman kendisine ne kadar acımıştım. Aynı suali ilk defa bana burada sormuş. Ben yine kendisine aynı cevabı vermiştim. O günden sonra birbirini takip eden vakalar küçük dimağımda büyük bir dikkatle büyümeye, annemle babamın arasında ufak tefek münakaşalar baş göstermeye ve evimizin içinde anlayamadığım bir takım haller türemeye başladı. Annemin çehresini şikayetli gözlerini yaşlı görmek beni çok üzüyordu. Babamın masum, durgun tavırlarına yüreğim yanardı. Hasılı bunların arasında sebebini anlayamadığım bir üzüntüyle çok müteessir olurdum.'' Bazen çocukluk neşelerinden bile uzak kaldığım zamanlarım oldu. Bir gece zavallı babamı şuurdan ve idrakten mahrum olarak bir taş üstünde bulup eve getirmişlerdi. Ondan sonra senelerce devam eden bu hal bizi kendisinden ayrı yaşatmıştı. Nedret Nihat'ın sözünü keserek Nihat Bey göze görünen vakaların annemi itham edebilmesi daha kuvvetli olmakla beraber hakikat pek elim pek acı, pek gönül harap edici bir haldedir ve bunu size ispat etmek isterim. Ölmüş, unutulmuş maziye karışmış zannedilen o günlerin karanlığını parçalayan bir hatıra defteri mazinin esrarlı bir anahtarı gibi bütün hakikati meydana koymuş. Ve bugünkü mevkisini keşfetmiş gibi zavallı anneciğim elleriyle yazdı. Bu uzun sayfaları bana yadigar olarak bırakmış ve bazı yerlerde sizden uzun uzadıya bahsetmiş ve size olan muhabbetin de kaydetmeyi unutmamış dedi. Nihat büyük bir hayretle ne diyorsunuz ne dedi hanım diye bağırdı. Evet böyle bir gün bunu size göstereceğim o vakit her şeyi anlayacaksınız. Annemin ne kadar masum ve ne kadar bir çare olduğunu öğrenerek belki ona da anneniz kadar açacaksınız. Bunu ispatı hacet var mı? Eğer ben de ufak bir şüphe ihtimali olsaydı size aşkımdan nasıl bahseder ve sizi nasıl sevebilirdim Nedret? Bunu düşünmüyorsunuz. Babama münasebette bulunduğu bir kadının kızına ben hangi vicdanınız evcem olmasını teklif edebilirdim? Bu kadar düşük ahlaklı bir şahsiyet olarak tanınacağımı ümit etmezdim. Nedret önüne bakıyordu. Nihat bu sözlere safvet ve son derece ciddiyetle söylüyordu. Genç kız hiçbir cevap vermedi. Nihat onun ellerinden tutarak kalbinin üzerine bastırmıştı. Ay, bu bir çift başın üzerinde nurdan iki çelenk koymuştu. Rüzgar çiçeklerden topladığı baygın, mest edici bir havayla ruhlarını doldurmuş. Yapraklar bu manzara karşısında hareketsiz kalmışlardı. Bülbüllerde aşkın esrarlı namelerini dinleyen bir tecessüs var gibiydi. Nihat biraz daha cesaretli. Hayır demişti. Bana ümit verecek bir söz bekliyorum. Artık tamamıyla bana ait olacağınızı ve ve bu güzel parmaklarınızı başkasının yüzünü taşımayacağınızı beni böyle ümitsiz ve saadeti özlemiş bir halde bırakmayacağınızı söyleyiniz. Nedret kesik ve yorgun bir sesle artık gidelim Nihat Bey üşüdüm diye söylendi. Peki gidelim Nedret fakat bekliyorum. Neyi bekliyorsunuz? Bir tek kelime, ufak bir bakış. Oh rica ederim efendim. Artık bu sözleri bırakalım. Şimdiki halde bizim için anlaşma kabil değil. Niçin? Niçin Nedret? Demek hala içinde bana inanmayan hisler var. Devam eden kin ve alakasızlığınız karşısında neler çektiğimi, ne kadar harap olduğumu niçin anlamıyorsunuz? Annenizin babama karşı ne kadar şefkatli bir kalbi olduğunu ve o kalbin bir eşi de sizin vücudunuzda yaşadığını, onun da o kadar büyük bir hazine taşıması icap edeceğini niçin düşünmüyorsunuz? Halbuki ben babama bu büyük aşkıyla sizde böyle bir kalp arıyordum Nedret. Bunu bana vermeyecek misiniz? Genç kız her zamanki ruhlu gülüşüyle başını salladı. Babanızın kalbi iki hayali, iki aşkı besleyecek kadar geniş ve kuvvetli değildi. Orada yalnız annemin mevcudiyeti hakimdi. Sizin dimağınızla kalbinizde ise iki kadın hayali yaşıyor. Biri zengin bir güzelliğe ve diğeri solgun bir mehtap gibi gizli ve ince bir şiiriyete malik. Birbirine tamamıyla zıt iki çehre, iki kadın portresi. Bunlar her zaman sizi meşgul ediyorlar. Birisi çok ihtiraslı ve hain, bu ruhunuzu pek hırpalıyor ve yoruyor. Diğeri ise bütün mevcudiyetinizin dinlenme ihtiyacını hazırlayan şifa ve teselli verici bir varlık oluyor, değil mi? Hayır Nihat Bey, siz aldanıyorsunuz. Ruhunuzun taşkın ve ıstıraplı kıskançlıkları fırtınaları arasında bir halaskar diye sarılmak istediğiniz ben değilim. Siz yine o eski büyük aşkınızdan imdat isteyiniz. Belki yine sizi o kurtarır benim sönük ve kudretsiz benliğimden nafile şifa ve teselli aramayınız. Avukatın gözleri masum ve kederli bir derinlikle Nedret'in çehresinde dolaştı. Yavaşça onun ellerini bırakarak, peki dedi. Zaman size her şeyi anlatacaktır. Ben tahammül edeceğim ve dinleyeceğim. İkisi de yürümeye başladılar. Avukat çok heyecanlıydı. Nedret mantosunun geniş yakası içinde gizlediği çehresinde ruhundan akseden bir ferahlık içinde yavaşça yanında yürüyen Nihat'a bakıyor. Ruhunda tatmin olunmuş ıstırapların sükutuyla bu gece onu daha fazla daha kuvvetli bir aşkla sevdiğini nefsine itiraf etmekten artık çekinmiyordu. Doktoru terasta kendilerini bekler buldular gülerek üşümediniz mi çocuklar diyordu. Nedret odasına çıkar çıkmaz hemen kağıdı kalemi eline aldı. Nihal'e şu mektubu yazmaya başladı. Nihal hanımefendi. Muhala ile Kenan'ın yeni aşkları hayatımın büyük ve ebedi saadetini hazırladığı için kendine ne kadar teşekkür etsem azdır. Onları alıp hemen beraber geliniz. Kendimle beraber sizi de uzun bir sıkıntıdan kurtaracağım. Katiyen kimseye bir şey söylemeyiniz ve sabırsızlıkla beklediğimi de unutmayınız. Nedret, Sait. Ertesi sabah Nihat, Nedret'i pek meşgul bulmuştu. Genç kızda neşeli bir faaliyet vardı. Her tarafı temizliyor, odaların bütün panjurlarını açarak her tarafı taze hava ve ziya doldurmak istiyor. Şen ve Mesut aşağı yukarı dolaşıyor, elbiselerini tanzim ediyor, dolaplarını yerleştiriyor.'' Arada sırada Fatma bacı ile şakalaşıyor gülüyor söylüyordu. Nihat bu halleri hayret ve teessür içinde seyrediyor. Bu esrarlı kızın ruhundaki muammayı keşfedememekten dolayı aciz ve perişan dolaşıyordu. Bir aralık onun yanına giderek yalnız bu faaliyetin ve bu kadar neşenin sebebini sordu. Çehresi küskün ve meluldü. Genç kız şu bir Eda ile gülerek ''Aa anlamıyor musunuz? Düğün hazırlığı. 4-5 güne kadar gelin olacak değil miyim?'' ''Siz neler söylüyorsunuz Nedet Hanım? Beni hakikaten öldürmek mi istiyorsunuz? Niçin öleceksiniz efendim? Benim nişanlı olduğumu yeni mi öğreniyorsunuz? Fakat ondan ihanet gördüğünüzü nasıl unutuyorsunuz? Sizinle istemeyerek evleneceğini hiç aklınıza getirmiyor musunuz? Hislerimiz aynı suretle karşılaşmış olur.'' Bunda ne var sanki? Aman ya Rabbi, bu nasıl zihniyet nedir Hanım? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Elbet. Nasıl? Siz bu kadar zalim olabilir misiniz acaba? Kim bilir? Kadınlar bazen bir canavar kadar zalim, bazen de bir kuzu kadar halim olabilirler. Rikkat ve şefkatin çokluğu ara sıra böyle reaksiyonu yapabilir zannederim. Daha doğrusu bunu bizlere siz yaptırırsınız. Nedret bu sözleri söylerken kahkahalarla gülüyordu. Nihat yeis ve hayret içinde. Onu dinlerken Nedret kaç gündür kutudan çıkarıp bakmadığı gelinlik elbisesini muayene ediyor. Uzun dantel duvağını açarak çok güzel değil mi diye avukata gösteriyordu. Genç adamsa yeğisinden sarardığı halde Nedret diyordu. Sen en yumuşak, en latif bir aletle insanı öldürmek için yaratılmış füsunlu bir varlıksın. Bu beyaz dua sarıldığın gün biliyor musun ne olacak? Bunu ikimize kepen yapacaklar. Yemin ederim ki böyle olacak. Oo, siz çok yamansınız Nihat Bey. Hayır. Bana bir çılgınsın deyiniz. Çılgın. Ümitsizliğin verdiği yeğisten asi ve serseye bir ruh taşıyan bana yalnız bir zavallı deyiniz Nedet Hanım. Bu bana kafi. Artık sizden bir şey istemem. Her gün ölümümü seyretmekten alacağınız zevke kendinizi feda etmeyiniz. Size yazıktır. Bir başkasının olan yabancı bir kalbin yalancı aşkına inanmayınız. O sizi hiç sevmeyecek Nedret Hanım. Hayatta hep aldanacaksınız. Sizi acıyorum. Nedret tatlı bir tebessümle dudaklarını kıvırarak. Benim tuhaf bir ahlakım vardır. Bir şeyi gözümle görmeden katiyen hükmedemem. Kenan'ın bu ufak yaramazlığı benim için affedilmez kabahatlerden değildir. Mualla hanım gibi zarif hisli bir küçük hanımın lütfen herkese dağıttığı aşkını o da biraz elini uzatıvermiştir. Ne olur ki? Bundan ne çıkar sanki? dedi. Aman yarabbi siz ne müthiş ne gatta bir kadınmışsınız. Nedret bir kahkaha dağıtarak. Acayip ben kendimi hiç bilmiyormuşum. İlk görüştüğümüz günle bugünkü nazariyenizi mukayese ediyorum da o zaman sizin için ne kadar sakin, ne kadar acemi, ne derece iradesiz bir genç kız olduğumu anlıyorum. Böyle değil mi? Başınızı sallamayınız. Bu tamamıyla böyledir. Hem böyle olması da pek tabidir. Hakikaten o zaman bir çocuk kadar saf ve temiz bir ruhum vardı. İnsanları şimdiki gibi anlayamamış veyahut anlamaya başlamamıştım. Bir kadının bir erkeğe kendini nasıl sevdirdiğini hiç düşünmemiştim. Bu benim için kendiliğinden olan bir şey gibiydi. Bu hususta bana ilk tersi Muhalla Hanım'la siz vermiş oldunuz. Sizinle onu beraber ilk gördüğüm gün bütün erkeklerin hepsi mutlak Muhalla gibi bir kıza bağlanması lazım olduğunu düşünmüş ve da sizi haklı görmekle beraber nedense biraz acımıştım. Çünkü onun hisleri size yakın olmaktan çok uzaktı Nihat Bey. Nedret bir dakika düşünür gibi durduktan sonra tuhaf dedi. Şimdi size bunlardan niye bahsediyorum bilmem ki. Nihat'ın gözlerinde ümide benzer parıltılar belirmişti. Rica ederim söyleyiniz. Biraz daha benimle muhaladan bahsediniz. Bana acıdığınızı bir kere daha tekrar ediniz. Bu sözler kalbimi yakan, öldüren ıstıraplara biraz sükun verir gibi oluyor. Çünkü Nedret, sizi zavallı bir hasta gibi seviyorum. Beni biraz yaşatınız diye yalvarıyorum. Bilmem niçin. Hayatınıza vakfetmek istediğim bu hasta benliğimi her zaman mahrumiyetinizle inletmeyi mahkum ediyorsunuz.'' Niçin bu büyük aşkımın şahsını zulmünüzle karartmak istiyorsunuz? Bari hayatınızın uzak, sönük ve öksüz bir hayali olsam ona da razı olacağım Nedret. Sizden dilediğim, istediğim lütufların en küçüğü, en fakiri olan bu son talebimi olsun reddetmeyin. Nedret'in çehresinde derin bir tesir vardı. Siz dedi. Aşkın iki günlük meşakkatine katlanmaktan şikayet ediyorsunuz. Halbuki zavallı babanızla annem senelerce devam eden ebedi bir mahrumiyete sessiz tahammül etmişler. Biz böyle büyük, feci bir aşk hayatı yaşayan iki bedbahtın çocukları değil miyiz? Nihat başını önüne eğmişti. Evet diyordu. Onlar gibi hayatın bu yüksek mevkisine erişmek bütün insanlara müyesser olsa Nihal Nedet'in mektubunu aldığı gün büyük bir yük altına kurtulmuş gibi ferahlamıştı. Artık her şey hali tabiye giriyordu. Nedet'in yazdığı mektup kendisine meçhul olmayan bir hakikati söylüyordu. Genç kadın buna çok sevinmişti. Zaten kaç zamandır kardeşinin çektiği ıstırabı görerek ayrı bir azap içinde yaşıyordu. Kenan da muhalaya hiçbir şey belli etmedi. Yalnız o akşam sofrada bulundukları sırada Nedet'ten bir mektup aldığını ve kendilerini Beheme hal iki güne kadar beklediğini ve bu daveti hemen icabet etmek lazım olduğunu söyledi. Kenan endişeli ve tereddüt içindeydi. Muhalla da çılgın ve taşkın bir kıskançlık hırçınlığı başlamıştı. Kenan vaziyetin çetinliği içinde ne söyleyeceğini ne yapacağını şaşırmış gibi Nihal'in yüzüne bakıyordu. Genç kadın süt kardeşinin bu medet uman Bakışlarına karşı korkma Kenan dedi. Ben her şeyi göze aldırdım. Zaten sen Nedret'te katiyen bahtiyar olamayacaktın. Bunu ilk günden beri biliyorum. Ben her şeyi babama söyleyeceğim. Belki buna Nedret de memnun olacaktır. Ne söylüyorsun ya? Yani? Buna emin olsam hiç azap çekmeyeceğim. Sen Nedret'in seni sevmediğini hiç anlamıyor muydun Kenan? Anlıyordum. Fakat kadın kalbi anlaşılmaz bir muamma olduğu için kat'i bir hüküm veremiyordum. Muala omuzlarını silkerek. Demek bir gün sevileceğini ümit ederek bekliyordunuz. Teessüfler ederim. Nedet ne kimseyi sever ve ne de sevilir. O hasta ve kibirli kızı sizden başka kimse beğenmez. Buna emin olunuz. O şeytan gibidir. Kendi kendini beğenir oturur. Of birkaç gün orada onun yanında ne azaplı sıkıntılı günler geçireceğim ya Rabbi. Kenan artık bu hale bir nihayet vermeli. Anlıyor musunuz?'' Bu hususta ben sizden fazla cesur olduğumu hissediyorum. Vaziyetimiz tamamıyla anlaşılmalı. Herkes kendi mevkisine göre hareket etmeli. Ben tahammül edemeyeceğim. Onun yanında bulunduğumuz zaman daima size uzak bir yabancı kalışım beni çıldırtıyor. Evet, artık de Hanım seninle evlenemeyeceğini bilmeli. Bunu Doktor Bey'e de söylemeli, anlıyor musunuz? Mualla ağlıyordu. Kenan kudretsiz ve perişan. Üzülme Mualla dedi. Ne istersen yapacağım. Gözyaşların kalbimi parçalıyor fakat biraz sakin ol. Biraz daha muhakemeli ol. Bu o kadar kolay, o kadar çabuk olacak bir şey değil ki iki gözüm. Süt babamın hatrını kırmak, ne dedi tahkir etmek istemiyorum. Her şey güzellikle olsun diyorum. Gelecek günlerin saadetini temin etmek, sana vak beylemek istediğim hayatımı, aşkı, zevk ve huzuruyla geçirmek için böyle hareket etmenin daha iyi olacağını düşünüyordum. Fena mı? Söyle. Ya doktor bey düğünü bir an evvel yapmak isterse ne diyeceksiniz? Onu artık düşünme. Elbet ben de ona göre düşüneceğim. Her şeyi göze alacağım. Daha cüretkar olacağım. Hasılı her şey yapacağım. Daha doğrusu seni çılgıncasına sevdiğimi söyleyeceğim. Nihal söze karıştı. İkinize sükut edeceksiniz. Babama her şeyi ben anlatacağım dedi. Bu gece çiftliğin en müstesna ve en parlak bir gecesiydi. Senelerden beri derin karanlıklar içinde uyuyan ve damının girintilerinde baykuşlar uluyan bu taş binanın pencereleri ateş ve ziya püskürüyordu. Aşağı taşla mükellef bir sofra kurulmuştu ve Nedret en güzel tuvaletiyle İstanbul'dan gelen misafirlerin arasında şen ve şuh dolaşıyordu. Nihat birdenbire gelen muala ile Kenan'ı görür görmez biraz tuhaflaşmış. Onlar geri gelmez İstanbul'a avdet kararını vermiş. Bu fikrini Nedret'e söylemiş ve o ise lakayt ve şu. Acele etmeyiniz canım. Yarın sabah istediğiniz gibi hareket edersiniz. Bu geceyi hep birlikte geçirelim de demişti. Onun kendisine hiç acımayan zalim bakışları altında taşan hislere sabrını tarumar etmek derecesine geldiği halde fakat artık insanın tahammül edemeyeceği eziyetler içinde ezildiğimi biraz anlamanız lazım değil mi? diye söylenmişti. Kenan, Nihat'ın bu durgun ve soğuk hallerine hayret etmekle beraber Nedret'in bu gece kendisine karşı gösterdiği pek fazla iltifat altında küçülüyor ve bu genç kıza vurulacak darbenin ağırlığını düşünerek ne yapacağını şaşırıyor. Bu azaplı vaziyetin çetinliği beynini sersemletiyordu. Muhala ise müthiş ve çılgın bir kıskançlık azabıyla yanıyordu. Nedret herkesten ziyade Nihal'le meşguldü. Neşe ve saadetle parlayan çehrezi bu gece her zamandan daha güzel görünüyordu. Nihal onun bu kadar cazibeli olduğunu hiç görmediğini düşünüyordu. Onu bu derece taşkın bile tafet içinde bırakan füsyonunun tamamıyla aşk olduğuna kanaat etmişti. Lakin kardeşinin mahzun ve meyus çehresi Nedet'i neşesiyle zıt bir şekil alıyordu. Bunun sebebini henüz anlayamadığı için onunla bir an yalnız bulunmayı istiyordu. Zavallı Necat'a gelince o Etrafında dönen ahval ortasında tuhaf bir ruh haleti içinde kalmıştı. Ne oluyordu? Herhalde bir şey vardı lakin tamamıyla keşfedemiyordu. Nihat'ın Nedret'e karşı olan meyline çoktan vakıftı. Lakin Nedret'te büyük bir şey sezmeye muvaffak olamamıştı. Bu kızın açılmayan ruhu daima her şeyi gizlemiş ve örtmüştü. Bu geceki neşeli kahkahalarının artık hep Kenan'a ait olduğuna bu ince ve zarif tuvaletinin bu akşam sırf Kenan için yapıldığına, bu müstesna ziyafetin şerefi tamamıyla bu mesut nişanlıya mahsus olduğuna katiyen hükmederek, bir zamanlar dimağını ezen şüphelerin ağırlığından kurtulduğuna sevinmekle beraber, oğlunun hali babalık hissinin en canlı yerine dokunuyor. Orada ezaya, ıstıraba, acıya benzer bir şeyler uyandırıyordu. Onun kalbinde açılan yaranın biraz tehlikeli olduğunu, belki kendininki gibi sonra hiç sağ olmayan, bütün hayatınca devam edecek uzun ve ebedi bir dert olacağını ve yapılan hatanın tamir edilecek cihetleri kalmamış olduğunu ve Nedret'in kalbiyle bir oyuncak gibi oynamak sırası geçtiğini, her şeyin halledilmek üzere olduğu şu sırada ne yapabileceğini uzun uzun düşündü. Ve sonra yavaş yavaş kalkarak oğlunun yanına doğru gitti. Genç adam babasının yaklaşmasından bir şey söylemek istediğini anladığı için cebri bir gülüşle kederlerini gizlemeye çalışarak onun yüzüne baktı. Zavallı Nejat bu tebessümün acılığını ruhunda duyduğu halde yavaşça bu gece hiç konuşmuyorsun istersen biraz dışarı çıkalım dolaşalım olmaz mı dedi. O başını önüne eğmişti. Babasının şefkatli bakışları, ateş içinde yanan dimağına tatlı bir serinlik sertmişti onun vücudunda kendi ruhuna ümit verici bir kuvvet buluyordu. Az kalsın baba siz de mi böyle çektiniz böyle mi inlediniz diye soracaktı. Ömründe bu geceki kadar bu adamı acıdığını duymamıştı. Hiç tükenmeyen hicran ve hasret günlerinin artı veya saçları altında solgun ve hızin görünen çehresine bu kadar yorgun, bu kadar büyük görmemişti. Dalgın ve mahzun ayağa kalkarak isterseniz ormana kadar gidelim dedi. Baba ile o kapıya doğru yürürken Nedret tatlı ve ahenkli sesiyle ''Kahveleriniz hazır efendim'' diyordu. Doktor ile Nihat dönmüştüler. Nedret'in siyah ve güzel gözleri dolgun bir ifadeyle Nihat'ın gözlerine çevrildi. Bu bakışta ruha işleyen yumuşak bir sıcaklık vardı. Genç adam birdenbire şaşırdı. Üzerine nurlu gecenin bütün ışıkları serpiliyor zannetti. Nedret en sinirli bir gülüşle ''Biraz sonra tepeye kadar gideriz olmaz mı?'' dedi. Nihat büyük bir sevinçle babasının yüzüne baktı. Onun gözlerinde şu dakikada yine eski aşkın rüyaları vardı. İkisi de tekrar salona girdiler. Mualla gururlu bir tavırla kanepeye yaslanmıştı. Nihal ile Kenan pencerenin önündeydiler. Kahveler içinmişti. Nedret gözlerinin bütün vakar ve sükunetiyle birer birer odadakileri süzdü. Nihat babasının yanında ayakta duruyordu. Şu anda genç kızın çevresi çok ciddi ve sakindi kabının yanındaki hizmetçiye foto bacıyla Veysel Baba'yı çağırmasını emretti. İnce ipekli pembe kostümünün bütün endamını saran letafeti içinde yavaş yavaş yürüyerek Necat'ın yanına oturdu. Nedense her göz ona bakıyordu. Bir iki dakika evvel bir çocuk kadar şuh görünen bu kız şimdi ağır, vakarlı bir şahsiyet vermiş. Başı gururla yükselmişti. Salonun içine biraz heyecanlı ve titrek bir ses işitildi. Kenan Bey diyordu. Yanlışlıkla birbirine bağlanmak üzere bulunan ve karanlık çıkmaz yollarda bunalan hayatımızın selamet haberini bu gece birbirimize müjdeleyerek kendimizi tebrik edelim. Mualla hanıma ait olan parmağımdaki yüzüğü doktor beyefendiye teslim ediyorum. Size karşı duyduğum hürmetlerime bundan sonra ebedi bir kardeş muhabbeti ilave edilmiştir. Zaten şimdiye kadar bundan başka bir his duymamıştım. Sizi en müşfik bir hemşire gibi sevmek ve bu sıfatı muhafaza etmekle daha büyük bir bahtiyarlık kazanacağımı anladım. Odadakilerin kalpleri, dimağları bu beklenilmeyen vaka karşısında altüst olmuştu. Nedret ayağa kalkarak yüzü Necat'e uzatmış ve bu vazife sizindir bunu mahala hanıma veriniz demişti. Kenan'ın nutku tutulmuş ve hayret içinde Nedret'e bakıyor çehresi sapsarı görünüyordu. Necat iradesiz bir hareketli yüzü Muala'nın parmağına geçirdi. Genç kız kendisine ebedi bir aşk saadeti veren Nedret'e doğru ellerini uzatmıştı. Gözleri minnet ve şükranla dolu olduğu halde. Nedret Hanım, hayatta sizin kadar yüksek bir benliğe sahip olmaya çalışacağım, diyordu. Nedret kendisine uzanan bu elleri samimiyetle sıktıktan sonra Kenan'ın avuçları içine teslim etmişti. Necat sakin sakin ağlıyordu. Nihat hummalı bir bekleme içinde bütün gördüklerinin işittiklerinin bir hülya olmasından korkarak Nedret'e bakıyordu. Genç kızın gözleri ikinci defa onun gözlerine çevrilmişti. Bunların esrarlı siyahlığından nurlu bir gecenin ümitleri parlıyordu. Yüzünde metanetinin son aldatıcı tebessümü vardı. Birdenbire Kendini doktorun kolları arasına attı. Başını senelerce annesi için çarpan onu kalbi üzerine dayadı. İkisi de ağlıyorlar. Nihal'in tatlı ve şefkatli sesi "Babacığım" diyordu. "Abim sizden af diliyor." Necat bir eliyle onu yanına çağırdı ve göğsünün bir tarafını açarak "Senin yerin burada." dedi. Kolunun biriyle Nedrete diğeriyle oğluna sarıldı. İkisini de göğsünün üstünde sıktı sıktı. Bu gece Mehtap daha parlaktı. Bülbüller coşkun bir aşk teranesiyle ağlıyorlar. İnce bir sis tabakası altında karanlık gölgelere gömülmüş gibi hülyalı ve azametli görünen ormanın kuytularından İshakların esrarlı eninleri geliyordu. Necat yalnız olarak terasın bir tarafına çekilmiş, Ayın bol ışıkları altında birer aşk hayali gibi sessiz gezinen çiftleri dalmıştı. Kenan Kenan'la Mualla koru cihetine doğru yürümüşler. Nedret'le Nihat ufak tepeye giden yola doğru ilerlemişlerdi. Genç kız başını sevdiği gencin omzuna dayamış olduğu halde en gönül okşayıcı tebessümüyle gülen dudakların arasından ''Kaç günlük hazırlığımın bu mesut gece için olduğunu hiç aklınıza getirmiyordunuz değil mi?'' halbuki ben gelini gelipsemle beyaz duamı yalnız sizin için hazırlamıştım diyordu terastan bu iki mesut genci seyreden Nejat karşıki yüksek dağın siyah gölgeli yamacından beyaz bir hayalin kendisine doğru kollarını açtığını görüyor gibi oluyordu bu hayal gittikçe yaklaşıyordu onun güzel vücudunu örten beyaz örtünün kıvrımları altında çıplak omuzlarına Beyaz kollarına siyah saçlarından inen kocaman ipek bir dalganın yumuşak ve tatlı temaslarını hissetmek derecesine geliyordu. Birdenbire kollarını gecenin ıssızlığına doğru uzattı. Ey had! Bunlar karanlık bir boşluk içine düşüverdiler. O zaman aşkının bu acı ve aldatıcı serabına karşı yeğis ve ümitsizlikle yine baş başa kalan ruhu, kalbi mevcudiyeti tükenmeyen hicranlarının hasretiyle Fikret, Fikret diye inledi. Son Arkası yarın, yaban gülü, güzide sabri.